Merhaba, biz merhabalar. Bugün dolapları neredeyse... Merhaba, merhaba ben de buradayım. Canım gelirsen böyle... Değnekçilik gelen geçenden horfaç kesiyoruz. Ama abi sen de nereye gitsek peşimizdesin yani. Doğru. Merhaba. Bakın kim geldi. İyi akşamlar. Merhabalar, Hello People hoş geldiniz. Selamlar. Biz karavanımızın iç tasarımına karar verdik. Ölçülerimizi çıkarttık ve mobilyacıya geldik kestirmek evet. için. Biz evimizin mobilyalarını yaparken de, kafemizin mobilyalarını yaparken de hep malzemeyi buradan temin ettik. Sağ olsunlar, bize de çok yardımcı oluyorlar burada. O yüzden buradan da onlara çok teşekkür ediyoruz. Burası neresi? Burası Eskişehir'de Baksan Sanayisi'nde Tınaz Mobilya. Evet. Şimdi bu videoda neler var? Birincisi karavanımızın iç tasarımı. İkincisi nasıl yaptık? Hangi malzemeleri kullandık? Üçüncüsü de en sonunda da hangi renge boyadık, onlar var. Bu videonun sonunda da size küçük bir sürprizimiz var. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bizim karavanımızın yapım aşamasında bizi ziyaret etti. Ve sonrasında da güzel kararlar da aldı. Sonunda videonun izlersiniz. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Keyifli seyirler. Ağaçlarımız da çok güzeller. İnşallah yaptıktan sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ben de çok teşekkür ederim. Sadece tahtadan ibaret değil sonuçta. Başka malzemeler de lazım. Onları da alalım. Evet. Ne alacağız? Menteşe, vida. Menteşe, vida. Kuplar, dolap kupları. Bir de kupları. Matkap sıkma ucu. Aynen. En çok güler olan. Hadi gel. Hadi. Vida mı alacaksın? Akıllı vida lazım bize. Kapı menteşemiz bu. Dolap kapaklarının içine şunlardan kullanıyoruz. Bunlar mıknatıslı. Şu şekil bir sistem. Açılmasını engelliyor evet. Yolda. Sen, sen ne çekin ya? 500 lira paraydı sabah. Araban mı bozuldu? Geçmiş olsun. Kamerayı göreceğin kaç iyi var. Ya dedin ki gerçek değil mi? Öyle değil de televizyon. Ama abi sen de nereye gitsek peşimizdesin yani. Doğru. Ne kadar burcumuz? Teşekkür ederiz abi, hayırlı işler. Sağ ol. Merhabalar. Şimdi bu dolap mobilya. Oturma alanında dolap evet. mobilya kısmına yani. Niye ben söyleyemiyorum? Niye? Şu an Ümit çok hasta. Evet çok hastayım ama hasta aslında çalışmaya normal devam edeceğiz. Çünkü böyle şey yani siz de eğer yaparsanız ileride anlayacaksınız. Böyle insan bir an önce bitirsin deyip evet. heyecanla hemen yapmaya çalışıyor. O yüzden öyle hasta aslında yapacağız yani artık yapacak bir şey yok. Hacı Cem de çok hasta. Yok ben iyiyim. Bana hasta. Ben evet Ümit hasta. Şimdi biz mobilya aksamına geçtik. Aslında mobilyacıya biz MDF kestirmeye diye gittik. Yalnız önceden o başka bir karavancı arkadaşa yapmış. Bize de o bu malzemeyi önerdi. Bu ben kabak diyorum ama hep yanlış söylüyorum. Aslında kayın. Kayın ağaç masif panele benziyor ama farklı bir şeyi. Yani ne diye geçiyor onu da bilmiyorum ama. İşte geçiyor yani kayın ağaç. Böyle sıkıştırılmış ağaç gibi bir şey bu. Hafif, acayip hafif.
Hatta biz ilk aldığımızda malzemeye dedik ki, ya dedik bu dedik bizi taşır mı falan. İşte hala atıyoruz üzerine, taşıyor. Sadece bunun aralarına 1.5 santimlik çıtalar atıyoruz. Canım gelirsen böyle gösterirsen çıtaları da. İçlerine böyle çıtalar atıyoruz. Birleşim yerlerine. Vidaları bu çıtada kullanıyoruz. O zaman daha sağlam oluyor. Yani malzeme 1 santimlik bir malzeme. Ve gerçekten toplamda totalde yani çok hafif, yani iki insan ağırlığında olacak bütün mobilyalar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim şu yüzden çok daha fazla içimize sindi. MDF talaş, sıkıştırılmış talaş gibi bir şey olsa da onda kullanılan kimyasallar var. Bu direkt ağır. Bu malzeme bizim çok daha fazla içimize sindi. Biz aslında MDF yaptırmayı düşünüyorduk. Hem ağır hem de böyle sıkıştırılmış talaş ve talaş işte sıkıştırılırken sonuçta bir kimyasallar falan kullanılıyor. Bu direkt ağaç olduğu için bizim için çok daha sıcak oldu. O yüzden bir de sağlıklı da yani sonuçta. Evet, hem hafif hem sağlıklı, çok güzel bir malzeme oldu. Evet, şimdi mobilyaları birleştirmeye başladık. Bunun karşısına da yine oturma planı devam ediyor. Zaten bittiğinde göreceksiniz. Şimdi neden Ümit sen video arkasına geçtin de bu arkadaşı tek çekiyorsun derseniz. Neden? Çünkü çeken arkadaş gitti. Bırakıp gitti ya. Biz şimdi böyle bu araziye yayıldık. Öyle MDF'leri ölçülerine göre ayırdık. MDF diyorum ya. Bu neyse işte bu ağaç. Adı ne bunun ya? Bilmiyorum. Biz bunu öğrenip bir söyleyelim size. Aynen. Bunu öneriyoruz ama adını bir öğrenip öyle evet. Önerelim. Ya sıkıştırılmış ağaç gibi bir şey ama tam bilmiyorum. Ya üstündeki malzeme direkt aslında ince bir ağaç. İçinde katman katman. Evet o ya katman şey. Katman ağaçları evet. Zaten tutkalla yapıştırılmış şekilde herhalde yapıyorlar bunları. Öyle bir şey. Böyle ölçülerini ayırırsanız işiniz de kolay oluyor montajda. İşte bizim mutfak tezgahı kısmı şurada falan gibi böyle tek tek yerlerini ayırdık. Böyle bunların da montajı zor değil, kolay. Biz bunda da yine arabanın formuna uyup ne kadar bol bol yer kazanırız diye uğraşıyoruz. Çünkü bunların altı hep depolama alanı olacak. Evet. Bunlar böyle menteşeyle açılıyor olacak falan. O yüzden ne kadar alan kazanabilirsek o kadar iyi. Evet, mobilyalardan sonra artık yavaş yavaş sıra doğru da yaklaşıyoruz. Evet. Yani çok heyecanlı bir şey. Ya özellikle boya kısmını heyecanla bekliyorum. Evet, uzun zamandır boyayacak. Yağlı boya yapmamış olduğu andır bir tiner özlemim var. Evet, biz evimizi ve kafemizi de kendimiz yaptığımız evet. için bu boyayla, ağaçla falan bunlarla çok haşır neşir olduğumuz için biraz alışkınız. Bizi de o yüzden kolay geldi. Yani biraz evet. daha rahat işimiz. Tecrübeliydik değil mi? Evet, aynen öyle. Ya bir de şimdi şey diyorsun, küçük alan. Rahat ya ben bunu 2 günde bitiririm diyorsun, öyle olmuyormuş. Biraz evet şey... ya büyük alan bence daha rahat yapılıyor. Evet. Çünkü küçük alanda yani çalışmak da zor. Ayrıntı bunun sürekli ayrıntı şey. Yani her yerinde arabanın da kendi mesela şu kapı kolu işte açılırken bir yere sürtmesin falan gibi böyle. Hep onlara dikkat etmen gerekiyor. Her şeye işte. Dikkat edersen evet. de böyle biraz da yavaşlıyorsun. Ama yine iyi ya. İyi ya. Ne kadar oldu? 2 hafta olmadı. 2 hafta olmadı daha. Evet. Yani komple yalıtımını bitirdik. Lambirleri bitirdik. Cam açma bitti. Yani bayağı da aslında iş yaptık ya. Yani tavanı, laminat döşemesi, evet. elektrik hattı falan döşenmesi. Mobilya aksamına geldik. Yani yaklaşık herhalde 1 ay gibi bir sürede. Toplamda evet. Toplamda 1 ay gibi bir sürede hazır olmuş olacak. İnşallah. İnşallah. Efendim abi? Şurayı bırakayım sen. Bırakabilirsin abi. Sıkıntı yok. Evet, burada, burası da böyle şey, bizim yani. Otoparkımız. Değnekçilik yapıyoruz, evet, gelen geçenden horfaç kesiyoruz. Evet. İyi, var mı başka diyecek bir şey? Var mı? Gelirse aklımızı tekrar çekeriz ya. Aynen, iyi o zaman. Biz görüşürüz. Çalışıyoruz ya, çok eğleniyoruz. Bir de yapın, ertelemeyin. Ümit'cim, vida atmadan önce tutkal sıkıyoruz değil mi? Evet. Tutkal önemli çünkü... Vidadan daha çok tutacağını düşünüyorum tutkalın. Evet evet, evde yaparken hani şey yapmıştık ya, tutkallamıştık, sonra vidaları sökelim dedik, tahta sökememiştik evet, tutkaldan dolayı. Vida sökülüyor ama tutkal sökülmüyor. Daha sağlam oluyor. Bayağı yani. Sağlam oluyor. Bir de tutkal şey böyle iyi bir yapışkan, kimyasal bir madde içermiyor. Yani evet. En iyi yapışkan yapıştırma malzemelerinden biri. Tutkalımız da şu. Mitre Akal. Evet. Profil tutkalı. Profil tutkalı diye geçiyor. Evet. İyi akşamlar. Merhaba. Biz merhabalar. Bugün dolapları neredeyse... Merhaba. Merhaba. Ben de buradayım. Ay pardon. Ben heyecanlı başlayınca. Biz bugün dolapları neredeyse bitirmek üzereyiz. Çok güzel ilerliyoruz. Size biraz dolaplardan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz burasını böyle düz bir tahta olarak kestirdik. Sonra bu içlerini çıkarttık.
Bu içlerini de şöyle dıştan menteşelerle, şöyle güzel menteşeler aldık. Şöyle ikisine takınca böyle bir de kulp olacak şöyle. Bir de içine de mıknatıslı böyle çıt diye kapanmalı şey yapacağız. Onları da aldık. Bunlar böyle kapanınca böyle olacak. Bir de böyle şimdi bu kapağımızı çıkarttığımız zaman içte şu şeylerimiz var. İşte aralarına yine bu şeyleri, ne bunlar ya? Çıtaları atarak böyle bunları buralara birleştirdik. Ümitciğim bunları böyle keserken dekupajla böyle değişik bir hafif dalgalanmalar yapmış. Çok bence benim hoşuma gitti. Onları o şekilde kullanacağız. Yoksa başka bu dışından işte tekrar tahta kestirip yapalım gibi bir fikri vardı. Benim hoşuma gitti. O yüzden böyle kullanmak istiyoruz onları. Tamam, bu burada kalsın. Bir de bir şey demek istiyorum. Biz şimdi burayı şöyle küçük bir ısıtıcımız var. Tek rezistanslı çalıştırdığımız zaman burası böyle çok sıcak oluyor. Yalıtım o kadar güzel ki, malzeme çok iyi. Değil evet. mi Ümit? Evet. Öyle işte, dolaplarda bayağı ilerledik. Bayağı güzel gidiyoruz. Yani bitti gibi bitti bir şey. Bitti ya, yani evet. Artık sonlara iyice yaklaştık. Dolapların boyanmasına geçeceğiz büyük ihtimal yarın. Evet, boyalamaya başladık şimdi. Rengimiz bu. Mobilyalarımızı bu renk yapacağız. Ham halleri böyle. Bunları bahçede boyuyoruz. Arabanın içini böyle alt taraflarda hiç boya olmayacağı için komple naylonladım. Üst tarafların mobilyalarında laminatlere, tavana değen yerlerini montladım. Şimdi boyamaya geçiyoruz. Evet, boyamaya başladık. Şimdi üst katın ilk katı bitti. Kestirmeleri yapacağım. Renk bir garip ya. Bir yerden gri gibi duruyor, bir yerden mavi gibi duruyor. Değişik güzel bir renk oldu ya. Beğendik. Dolapların iç taraflarını boyasam mı boyamasam mı kararsızım. Eğer hava kararmadan dışlarını ikinci katını bitirirse bunun ikinci katını da atacağım. İç tarafları da böyle boyayacağım. Saat olmuş gecenin bir yarısı. Biz şimdi böyle bir olaya giriştik. El işçiliği. Bilmiyorum ne kadar güzel oldu, ne kadar güzel olmadı. Ne oldu bilmiyorum ama bunu karşıya böyle şeye koyacağız. Böyle bir şey yaptık işte. Bakalım bitince boyunca falan beğenecek misiniz? Bakın kim gelmiş? Ya karavan yapacağımız hayalini ta zamanında Muhammed'le ilk tanıştığımız zamanlar böyle anlatmıştık ona. Şimdi gerçekleştirmeye başlayınca o da eski. İlk tanıştığımız zaman aslında şeyi önce kafeyi anlattık, işte evleneceğiz onu anlattık. Çok sonra hızlı ilerliyorlar, daha bir sene bile olmadı. Bana demediler, bana dedi iki sene sonra karavan alırız. Ben büyük karavan açarız iki sene. Büyük kan aşıktan sonra 2 sene uslu çalışacağız falan dediler. Daha 4 ay olmuş karavan almışlar. Ya. Ama geleceğe yatırım gibi düşündük. Çünkü sıkılabiliriz diye durduğumuz yerde. Evet, haftada bir günde olsa kaçacağız işte. Onu yaparken de tam Muhammed de gelince dedik hadi gel sana karavanı gösterelim dedik. Böyle bizim videolarımızın bir parçası beni, da olsun beni istedik. Beni daha özellikle. Çok gaza getirdiler şu an. Yakında da ona başlıyoruz şeye. Aynen birlikte yaparız diyoruz. Özgür var. Özgür var. Free var. Free var. Bu arada arkadaşımız şey ışıkçımızı çeker. Sonra en son kendine çevir. Kendine çek. Onlar da şeyin, Muhammed'in arkadaşları beraber geziyorlar. Merhaba. Yetiştiriyorlar. Staj yapıyorlar. Staj yapıyorlar. Yani öyle işte biz de. Arabanı yapıyoruz. Son aşamaya doğru gidiyoruz zaten. Diğer videoları da paylaşıyoruz. Nasıl beğendin mi? Güzel olur mu? Çok beğendim. Devamını merak ediyorum. Son hallerini artık paylaşırız. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi burada Özgür Ruh'tan biraz bahsedelim. Ya kendisi dünyayı gezmek hayali ve hayalinin peşinden gidiyor. Paraya hiçbir şekilde önem vermiyor ve otostopla dünyayı gezmeye çalışıyor. Ve hayallerinin peşinden gittiği için onu buradan tebrik ediyoruz. Yani birbirimizle böyle çok güzel bir etkileşimimiz var. Bizim bu karavan ziyaretinden sonra kendisi de hayali olan karavan için bir adım atmaya başladı. Her gün içmediği sigaranın parasını kumbarasına atacak. Hatta sevenleri de buna destek çıkıyorlar. Yolda durdurup böyle artık kumbarasına para atanlar, işte
ne bileyim metroda karşılaştığı adam, otostopta arabasını alan insanlar falan böyle kumbarasına sürekli para atıyorlar. Şu an dört lastiğinin parasını çıkartmış durumda sanırım. Umarım en kısa zamanda da hayal olan karavana ulaşır. Biz de ona yakından takip ederiz. Bu arada otostop demişken de biz Interrail ailesini çok seviyoruz. Orada da bir sürü arkadaşımız hayalleri için, gezmekse hayalleri, onun için çıkıp otostopla paraya önem vermeden dünyayı gezmeye çalışıyorlar. Onlara da buradan tebrik ediyoruz. Evet. Ve eğer bizim yaptığımız aracı yollarda denk gelirseniz mutlaka otostop çekin. Biz de sizi gideceğiniz yere götürelim. Biz de zamanında otostop çektik. O yüzden onlara karşı sevgimiz farklı. Biz hayalimize ulaştık. Umarım onlar da hayalleri neyse onlara bir an önce ulaşırlar. Buradan da Interrail ailesine ve Otostop Rail ailesine kocaman selamlar olsun. Bir dahaki videomuz elektrikle alakalı. En çok merak edilen ve bizim de aslında başında gözümüzü çok korkutan. Evet. Genelde fark ettik, insanların da gözünü bu işe girerken çok korkutan bir olay. Biz elektriği en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağız. Bakalım size umarım faydası olur. O zaman bir dahaki videoya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.